45 dakika programından merhabalar değerli izleyenler. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Bugünkü konumuz aslında hepimizin göz bebeği çocuklarımız. Çocukların özellikle kış aylarında geçirdiği rahatsızlıkları konuşacağız. Hemen konuğumu takdim ederek başlamak istiyorum. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Acil Uzmanı Doktor Murat Doğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bugün Kayseri Şehir Hastanesi'nde çocuk acili biraz konuşacağız. İsterseniz Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi hakkında genel bilgiyle başlayalım mı? Olur. Böyle bir sunum bize kısmet ettiği için teşekkür ederim. İnşallah halkımıza faydalı bir konuşmamız olur. İnşallah. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi ilk girişten itibaren başladığımız zaman ilk girişte çocuk acilimiz var. Çocuk acil ünitesinde hafta içi yaklaşık 500-600 bu mevsimde, hafta sonu 900-1200 sayıya ulaşabilen hastaya hizmet etmekteyiz. Onun harici özellikle hafta içi 7-8 tane genel pediatri polikliniğimiz var. Hepsinde 70'er 80'ler hasta bakılmakta. Yaklaşık 500 hasta da orada bakılır. Onun harici diğer genel pediatrinin yan taraflarında bizim yan dal dediğimiz çocuğun bölümleri. Mesela yeni doğan polikliniğimiz, nefroloji polikliniğimiz, nöroloji polikliniğimiz, çocuk alerji polikliniğimiz, çocuk enfeksiyon polikliniğimiz, çocuk endokrin polikliniğimiz, çocuk yani genetik polikliniğimiz gibi birçok bölüm Kayseri Şehir Hastanesi de var ve bu polikliniklerimiz işte hepinizin bildiği gibi Niğde'dir, Aksaray, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir'e kadar uzanabilen civar illere de hizmet veren bir kurumdur. Evet. Peki şimdi kış aylarının en sık başvurulan yerleri çocuk acili. Çocuk acildeki biraz da oradaki işleyişi genel olarak anlatabilir miyiz? Çocuk acilde acil servisler kanunen bir ebeveyn, aile, çocuğunun acil durum olduğunu bahsettiği zaman, başvurduğu zaman biz bunu her şartta sosyoekonomik durumuna bakılmaksızın acil hasta olarak kabul etmek zorundayız ve kabul ediyoruz. İlk değerlendirme kayıt aşamasında yaptığımızda sağlık personeli hastanın aciliyet durumuna veya şikayetlerin komplikasyon durumuna göre sınıflandırarak tedavi ve tetkikine karar verir. Acil olup olmadığına da karar verir. Evet. Peki şimdi biz acilere yetişkin, gerek erişkin acil gerekse çocuk acile gittiğimizde orada hep biz sarı, kırmızı, yeşil gibi çizgiler görüyoruz ki bunlar triyaj çizgileri değil mi? Evet. Oradan da biraz bahsedebilir miyiz? Bu triyaj çizgileri nedir? Kim hangi çizgiyi takip edecek? Triyaj dediğimiz, triyaj ilk hastanelere dediğiniz gibi erişkin acil olsun, çocuk acil olsun başvuruda ilk karşılaşacağımız yerdir. Kayıttan önce hastaların, ailelerinin başvurduğu yerdir. Evet. Triyaj Fransızca bir kelimedir. Anlamı çok karşılaşılır ama pek okuma şeyimiz olmadığı için ayıklama, seçim yapma, sıraya koymadır. Triyaj birimlerinin amacı birazdan bahsedeceğim. Acil servislerdeki sırayı, yoğunluğu, gerçek acili ve az acili veya hiç acil olmayanı ayırmaktır. Şehir hastanemizde uyguladığımız ve dünyada da uygulanan kısımlar kırmızı, sarı ve yeşil alan olarak sınıflandırılır. Kırmızı alanımız hastanın şikayetine ve genel durumuna göre en acil, gerçek acillerdir. Bekletilmeksizin direktmen tedavi edilir. Bunlar nedir? Evet, hangi solunum durması. Hastanın solunumu durmuş en acildir. Hemen müdahale edilmez. Evet. Kalp durması. Ciddi çoklu travma, birçok yerinde travması var. Ciddi zehirlenmesi var. Ciddi çocuk durmayan nöbet geçiriyorsa, şok, hipotansiyon, yani ciddi ölüme çok yakın olan durumlar gibi en acil durumlar da direktmen hasta triyaj bölümüne böyle hasta 112 veya ayaktan başvurduğu zaman hemen kırmızı alan odamız var. Orada değerlendirilir ve hayati müdahalesi yapılır. Bu hastalar kesinlikle bekletilmez. Evet. Bundan daha az acil dediğimiz sarı alanımız var. Bunlar bakanlığımızca belirlenmiştir. Sarı alan hastalar da genellikle ilk 1 saat içinde değerlendirilebilen hastalar. Genellikle 30 dakika ve 60 dakika arasında bu hastalar değerlendirilir. Bunlar mesela nedir? Astımata, şimdi bu mevsimdeki bronşiyolit hastaları, hafif zehirlenmeler gibi ne bileyim çamaşır suyudur. Yani ilk 1 saat içinde müdahale edilmesinde sakınca olmayan durumlardır.
Şimdi asıl geleceğim konu ve bizim de acillerdeki yoğunluğun televizyonlarda, sosyal medyada gördüğümüz yoğunluğu oluşturan, bizi sıkıntıya sokan durumda yeşil alan hastaları. Yeşil alan hastaları hastanın şikayet durumuna göre değerlendirilen ve acil olmayan hastalardır. Ama ne yazık ki ülkemizde acile başvuruların %98 gibi kısmı yeşil olmayan hastalardır. Bu hastaların beklemesinde 2 saat ve daha üzeri saatte beklemesinde sakınca olmayan, hayati tehdit etmeyen durumlardır. Ve ülkemizin maalesef ki tekrar söylüyorum %95 gibi bir oranın üzerindeki hastalarımız yeşil alan hastalarımızdır. Bunun sebebi nedir? İşte acilde biraz hizmetlerin daha hızlı yapılıyor olması. Bazı kişilerin iş imkanı, bazı kişilerin bizim toplumumuzdaki serum taktırma hastalığı gibi durumlarda. Ama bu gerçek acil hastaları ve bizleri bir miktarda sıkıntıya sokan durumdur. Evet. Özellikle sosyal medyada ya da haberlere konu olan işte acildeki kuyrukların oluşmasının en büyük sebepleri herhalde yeşil alanı. Yeşil alan. Özellikle bu mesai saatlerinden sonra akşam saatleri ya da hafta sonunda acile başvurmaları nedeniyle yayılmalar oluyor değil mi? Kesinlikle. Özellikle hafta içi 6'dan sonra özellikle 8-12 arasında o 4 saatin içinde 500-600 hasta gelmekte. Ama buranın bir acil servis olduğunu unutmamalılar. Hı hı. Burada sarı alan veya kırmızı alan hastaları gerçek acil müdahale edilmezse hayatını kaybedecek olan hastalara biz bekletilmeksizin hizmet etmek zorundayız. Onun harici yeşil alan hastaları, yani beklemeyi zaten yeşil alansınız diye söylüyoruz. Beklemeyi kabul eden hastalar, yani o hastalar bekleme süresini ve acil olmadığını kabul etmek zorundalar. Evet. Şimdi o gördüğümüz o haberlere konu olan yığılmadaki sebepler de biraz da herhalde ya gidelim biz işte şimdi müsaitiz. Gidelim orada nasıl olsa zaten çocuğa bakılıyor. Gündüz saatlerinde işteyiz ya da müsait değiliz mantığında olanlar. Bunun biraz da topluma herhalde gerçekten acil olmadan acile gidilmemesi gerektiğini anlatmak gerekiyor. Yani bakanımız da zaten söylüyor. Yani kalabalık ortamlardan uzak duralım ki enfeksiyonu yaymak kendi elimizde. Evet. Yani orada o sırayı beklerken orada enfekte kişiler var. Her türlü enfeksiyonun kaynağı. Yani çocuklarda bir de maskeyi bekleme sırasında çocuklara ne kadar taksak da çocuk eliyle, koluyla veya burnu açık. Eve gidiyoruz. Çocuk o sırada enfeksiyon kaptı. Aile eve gitti. Aile kendisi maskeli. Eve vardığı zaman maskeyi indiriyor. O çocuktaki solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon aileye de bulaşıyor bu sefer. Evet. Onun için yani mümkün olduğunca şimdi konuşmanın en sonunda inşallah söyleyeceğim. Hı hı. Acil durumlar haricinde acil servisleri hem kendileri için hem çocuklarının enfeksiyonun üzerine enfeksiyon bilmemesi için çok acil durum olmadığı sürece acil servisler işgal edilmemeli diyoruz. İnşallah faydalı olur. İnşallah. Peki şimdi triyaja geldik. Bizi işte kırmızı, sarı, yeşil alana göre ayırdılar. Bize dediler ki bundan sonraki süreçte yapacağınız şey kırmızı çizgileri takip etmek ya da sarı çizgileri takip etmek ya da yeşil çizgileri takip etmek. Kırmızı ve sarıyı direktmen alıyoruz. Yani kırmızı ve sarıyı bizim sağlık personeli hemen arka odamız var. Bizim acil gözlemin ön tarafta muayene odalarımız var. Arka tarafta kırmızı alan dediğimiz resüsitasyon odasıdır. En acil durumla. Zaten aileler hemen biz personelimiz. Bir sağlık personeliyle birlikte iki, oraya yani gidiyorlar. Hemen arka tarafa hızlı bir şekilde hiç bekletilmeksizin odaya alır. Hemen doktora haberi verilir. Zaten biz orada oluruz. Müdahalesini yaparız. Onun yan tarafında sarı alan dediğimiz odamız vardır. Genelde hastanenin yoğunluğuna göre dediğim gibi burası yarım saat bir saatte müdahale edilmesi gereken hastalar. Hemen yan tarafımızda sarı alan odamız vardır. Hemen oraya da ailenin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hizmet süper. Devletin hizmeti aslında böyle işlerse süper. Çünkü hemen arka tarafa alıyoruz. Aile genelde sarı alanda yanında oluyor. Doktora hemen sarı alana hasta aldık deniliyor. Hemen oranın görevlisi var. Görevli uzman doktoru. Evet. Hemen orada müdahalesini yapıyor. Bazen şu oluyor mesela biz arka tarafta bu kırmızı ve sarı ciddi hastalara 2 doktor, 3 doktor müdahale ederken yine söz konusu yeşil alana getireceğim. Ya burada poliklinikte bir doktor, iki doktor var. Nerede bu doktorlar? O doktorlar arka tarafta gerçek acillere müdahale ediyorlar o sırada. Çünkü her bir acilde Kayseri'de acil servislerde 5 doktor, 6 doktor olur nöbette. Ama yeşil alanda orası poliklinik değildir. Orası acil servistir.
gerçek taraf, arka tarafta bizim kırmızı sarı alan dediğimiz alanda gerçek acillere müdahale ediyorlar o sırada. Ailelerin kendi çocukları da orada olabilir. Onun için bu anlattıklarımızı çok dikkate almalarında fayda var. Evet. Peki bu triyajdan sonra işte mesela ne yapılması lazım? Yeşil alan, evet biz 2 saat kadar bekleyebilir diyorsunuz. Özellikle sarı ve kırmızıya gelecek hastaların yoğunluğuna göre bekleme süresi yeşil alandakilerin değişiyor. Değişiyor. Ondan sonra ne işlem yapılıyor? İşte yani çocuk, hasta muayene ediliyor çocuk. Kaydımız yapılıyor. Hemen kayıt veriyor. Triyaj kısmı ellerinde bir şeyle kaşemizle kayıt kısmına kaydını veriyoruz. Ondan sonra polikliniklerimizin önünde acil polikliniklerin bekleme alanımız var. Hasta takip etsin. Kapıda yığılma olmasın diye her kapının üzerinde artı şehir hastanesinin sağ ve sol tarafındaki kantinlerin üst tarafında ama oraları pek kullanılmıyor. Sıralar, evet. Ekran, hangi poliklinikte, hangi hastanın sırası geldiği zaman ekranda yanıyor. Evet, ismi yazıyor. Ama bunlar pek kullanılmıyor. Sadece belli bir başlı polikliniğin üzerinde veya sadece orada hasta bakılıyormuş gibi. Kapının üzerindeki pano takip ediliyor ve herkes orada bir yığılma gerçekleşiyor. Kapının üzerinde var. Dün tekrar kontrol ettik hani şeyini. Sağ tarafta var, sol tarafta var. Aslında konforlu bir şekilde 500 metre kadar uzakta bile ekrana bakaraktan kaçıncı sıra olduğunu, evet. Hangi poliklinikte sırası geldiğini ekranda gözüküyor. Yani evet. Kapının önünde kuyruk oluşturacak bir ortam yok. Özellikle bu pandemi şartlarındaki sosyal mesafe çok dikkat edelim kesinlikle diyoruz. Yani. O yüzden daha geride durup orada kapının önünde bir yığılma ve kalabalık oluşturmamak da gerekiyor. Aynı zamanda işte geride duran hastanın oraya gelirken o insanların arasından geçmek kesinlikle gibi yaşadığı bir zorluk da evet, var çünkü. Yani başhekimimiz, sağlık müdürümüz bu konuda zaten planlamasını yapmışlar. Biz sadece denetiyoruz. Hani eksikleri evet. olduğu zaman o acil servisin, kadın doğum ve acil servisin koridoru çok geniş. Evet. Yani birçok kişi, binlerce kişi alabilecek kadar geniş ve her birine uyarı levhaları ve ekranlar koyulmuş durumda. Oturduğu yerden kişi sadece ekrana baksa sırası geldiği zaman çok basit bir şekilde gidecek, muayenesi ne olacak? Evet, o kapı ağzındaki o hengame de yaşanmayacak. Peki şimdi triyajı konuştuk, onları biraz anlattık. İlerleyen dakikalarda yine muhtemelen yeri gelecektir bahsederiz ama özellikle genel olarak çevremize baktığımızda çocuklarda kış aylarında artan bir hastalıklar görüyoruz. Özellikle şu süreçte çocuklarda en çok görülen rahatsızlıklar neler var hocam? Özellikle yani dediğiniz gibi her mevsimin ayrı bir kendine özgü maalesef ki hastalığı evet. oluyor. Kış aylarında da özellikle kalabalık ortam, kapalı ortamlarda kalma bir miktar daha arttığı için evet. solunum yolu hastalıkları dediğimiz mesela astım atağı, soğuk da tetiklediği için astımdır, bronşiyolit dediğimiz hastalıklar, kalabalık ortam ve daha sık görüşmeye bağlı ishaller. Son 2-3 yıldır işte biliyorsunuz koronavirüs enfeksiyonu evet. ve bu Aralık Ocak'ta biraz pik yapmış durumda olan influenza, gribal hastalıklar şu an en yaygın olan gelenler artı bir de bu enfeksiyonlara bağlı ateşli havale sık gözükmekte. Evet. Şimdi diğer hastalıkla saydıklarınız evet okey onları daha çok duydum ama işte özellikle kış aylarında görülen bu ishalleri çok fazla duymadım. Mesela bu çocukluk çağı ishalleri işte en çok görülmesinin nedeni nedir? Bu saydığınız kalabalık ortama girmekten ama muhtemelen başka nedenler tabii de var. Tabii bunların etkenleri var. Biz hani genellikle bu 0-2 yaş veya 0-3 yaş bu yaş grubunu çok sık tuttuğu için veya tedavisi de basit, korunma yöntemi de basit olduğu için çok fazla hani gündeme gelmez bir grip gibi falan. Ama bu daha çok kış aylarında rotavirüs dediğimiz, adenovirüs, nörovirüs, atrovirüs gibi etkenler, özellikle rotavirüs en sık ishal sebebidir. Veya okul çağındaki, ilkokul veya kreşler dönemindeki çocuklarda evet. da sık kaynaklanır. Bu dönemde daha çok el yıkamamaya bağlı, hijyen kurallarına uymamaya bağlı olarak da ve en sık sebebi de rotavirüs ishalleri olarak karşılaşmaktayız. Peki özellikle şimdi 2-3 yaşında çocuğu olan aileler ya da okul, ilkokul ya da okul öncesi çağındaki çocukları olan aileler diyor ki biz bunları çocukları korumak için bu ishallerden neler yapmamız lazım?
İshallerden dediğimiz gibi aslında son çağımızın şeyi virüsler olduğu için bunun da en sık sebebi virüslerdir. Hı hı. Bunda da yine koronavirüste de yıllardır bahsediyoruz. El yıkama, lavabodan önce sonra, yemeklerden önce sonra, çocuğumuz hapşurduğu zaman ve öksürdüğü zaman elini hiçbir yere sürmeden yıkamayla, dışarıdan açık alanda satılan biliyorsunuz işte gıdalar var. Evet. Ne bileyim simittir veya herhangi bir gıda veya içecek. Bunlar kontamine olmuş olabilir ne olduğunu bilmediğimiz için. Açıkta satılan gıda ve içecekler içilmemeli. Kaynağı belirsiz sular, yani sulardan bu sık bulaşıyor. Kaynağı belirsiz, bekletilmiş, yani tam ne olduğunu bilmediğimiz sularda kullanılmaması gerekiyor. Evet. Biz de pastörize süt ve süt ürünlerini kullanmalıyız. Evet. Peki şimdi ishal olan çocuğu mesela diyelim ki bir ailemizin çocuğu ishal oldu. Bunu aile ne yapabilir? İlk başta yapabileceği bir şey var mı evde uygulayabileceği? Evde uygulayabileceği. Şimdi aile mesela çocuğunun ishal olduğunu karar verme açısında Dünya Sağlık Örgütü çok net bu şeyi sınıflandırmış. Ona geçmeden şunu da sorabilir miyim? Yani aileler biraz daha çocuklar noktasına çok titizler. Çocuğun evet ishali var diyebilmek için, aynen, bunun için bir zaman var mı? Şu kadar zaman, işte bir gün, iki gün, aynen, beş gün neyse var mı? İshal demek için az önce tam diyeceğim oydu. Dünya Sağlık Örgütü bu işi tam sınıflandırmış, kategorize etmiş. Diyor ki normal bir çocukta normal bir günden 3'ten fazla sulu ve daha fazla sayıda dışkılama, hı hı, ishal olarak kabul edilir diyor. Burada bir dikkat edeceğimiz nokta, bu daha çok çocukluk yaş grubu olduğu için eğer çocuk besleniyorsa, yani emziriyorsa, bunlar normalde 5-6 kez gayta yapabilir. Bu beslenen çocuklarda, emziren bebeklerde de her zamankinden daha sık ve sulu dışkılamayı ishal olarak kabul etmektedir. Bunlar ishal olarak aile gördüğü zaman, ishaldeki sıkıntımız, aile bu konuda ne yapacak? Evet. Yani en yakın sağlık kuruluşuna da başvurabilir. Bunun haricinde evde yapabileceği şeyler, ishalin tedavisi basittir, dikkat edilirse. İshalde nedir? Çok sıvı kaybı olur. Evet. Ve bunun yanında vücut için gerekli olan elektrolit kayıpları olur. Ve bu çocuğu halsiz yapabilir, güçsüz yapabilir, kırgın hale getirir, evet, iştahını azaltır. Onun için çocuğun ciddi kusması yoksa sıvı alacak. Bunu neyle karşılayabilir? Normal su, çeşme suyu. Kaynatılmış su, yani sıvı ne olursa, portakal suyu olur, nar suyu olur, herhangi bir ayran, hem içinde probiyotik evde yapılmış, hı hı, ayranda hem sıvı alır hem içinde probiyotik var. Evet. Evde gıda olarak muzdur, patatestir, pirinçtir, kendi yaptıkları yoğurttur ve turşu sular mesela. Turşu suyu çocuk büyükse içinde ciddi şekilde probiyotikler, evet, var. Bunları verdik. Çocuk hala ishal devam ediyor. Ne kadar zaman verdik ve ne kadar daha devam ediyor? Yani bunu her beslenme aşamasında verebiliriz. İshali dediğimiz gibi 3'ün altına inene kadar, çocuk sulu ve cıvık şekilde dışkılamaya devam etmeyene kadar, 3'ün altına düştü, çocuk normal yaşamına döndü, bu şeyi kesebiliriz. Ve bu tedavi devam ederken asıl önemli olan dikkat edecekleri nokta şu. Çocuğun göz kürelerinde çöküklük başlamışsa, çocuk ağlıyor, ağlamasına rağmen gözyaşı akmıyorsa, çocuk ağladığı zaman ağzı açık olur, ağzında kuruluk varsa, çocuğu seviyoruz diyelim, cildi hamurumsu kıvamdaysa, bunlar hep sıvı kaybını gösterir. Artı ateşi var diyelim, hep 38'in üzerinde. Evet. 36-37 ateş değildir, yani o ateş şikayetiyle gelmez. 38'in üzerinde ve düşmeyen ateş. Artı kanlı ishal. Kanlı ishalse, hmm, ve çocuk uykuya meyilli varsa, bu durumlarda çocuk yeteri kadar hani kaybettiği sıvı bizim verdiğimizi karşılamıyor demektir. O zaman hani vatandaşın serum dediği olay, evet, veya çocuğun damardan sıvı ihtiyacına vardır, ihtiyacı vardır. En yakın sağlık kuruluşuna aile bu şartlarda başvurması gerekir. Şimdi son yıllarda özellikle biz aşılara o kadar alıştık ki özellikle bu artık hatırlatma dozları, aşılarımız olduk evet ama hatırlatma dozlarına geçtik. Aşılara bu kadar alışmışken onu da sormak istiyorum. Mesela ishalin bir aşısı var mı? İshalin aşısı var. İshalin aşısını da şu şekilde yapmışlar. Dünyada sadece bu Türkiye'de değil. İshallerin çocuklarda en büyük, en fazla sebebi rotavirüs. Onun için dünyada rotavirüs aşısı vardır. Güvenlidir. Yan etkisi azdır.
biz her çocuğa mutlaka öneriyoruz. İki tür aşı var. Ticari adı isimleri önemli değil. Birisi 2 doz yapılıyor, birisi 3 doz yapılıyor. İkisinin birbirine bir artısı şey yoktur, yani özelliği yoktur. Tamamen firmaların kaynaklandığı bir durumdur. İki dozda yaptırabilir. İçeriği aynı, firma isimleri farklı firma diyebiliriz isimler, o zaman. Aynı, içerisindeki biraz suçların etken maddeleri miktarına göre ama değişebilir. Biz bunu her çocuğa öneriyoruz. Peki bunu ne zaman yapalım? Ne zaman aileler bunu yaptırmaya başlamıştır? En büyük şeyimiz bu. Evet. Ve kaç yaştan sonra? Kaç işte yaştan aylık mı? Kaç yaştan sonra? Biz bunu aşıları ikinci aydan itibaren başlıyoruz. Çünkü özellikle bu dediğim gibi bebeklerin, daha küçüklerin sıkıntısı. İki doz yaptırdığımızı ikinci ve dördüncü ayda. Eğer üçüncü, üç doz yaptırmak istiyorsa 2, 4 ve 6. dozda. Çocuk 3 aylık oldu. Aile geliyor. Ne yapalım? Yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. 4. ay olabilir, 6. ay olabilir, 8. ay, 2'şer ay aralarla yapılabilir. Dünya Sağlık Örgütü bu aşıların çocuklara 8. ay olmadan tamamlanmasını önermektedir. Minimumda 2. aydan, yani 2. ayla 8. ay arası bu aşılar 2 doz veya 3 doz olarak yapılmalıdır. Şu ana kadar belli bir yan etkisini hiç görmedik. Yani güvenli bir şekilde yapılabilir. Zaten ağızdan veriliyor. Peki ne kadar faydası var bu aşının? Yine dünyada dediğim gibi rotavirüs etkenine yönelik bu aşılarla ilgili, dediğiniz gibi hani bu ilk aşılar çıktığında evet, da herkes şüpheli, herkes yaklaşıyor. Herkes korkarak yan etkisi var mı, şu var mı? Evet. Tabii bu yıllardır, belki yüzyıllardır bu aşı, tam süresini bilmiyorum, olduğu için birçok çalışma yapılmış. Aşılı olan ve aşılı olmayan, rotavirüs aşısı olan ve olmayan çocuklarda yapılan çalışmalarda hastaneye yatışı azaltmış. Hastaneye yatışı. Bu ishaldeki çocuklardaki en büyük sıkıntımız kusma. Kusma süresini azaltmış. Dışkılama sayısını azaltmış. Böyle ishal süresini azaltmış. Onun için çocuk, bazen aileler geliyor. Hocam, rotavirüs aşısı yaptırdık ama ishal oldu. İshali tamamen engelleyebilir, engellemeyebilir. Ama ishal olsa bile çocuğumuz daha hafif semptomlarla daha kısa sürede atlattığı gözlenmiştir. Peki bunu, bu aşıyı siz öneriyor musunuz? Biz her çocuğa mümkün olduğunca öneriyoruz. Benim de 1 yaşında çocuğum var. Biz de 2 doz olarak yaptırdım. Evet. Şimdi programın ilk başında bu kış aylarında en çok görülen hastalıklardan bahsederken bu ateşli havalelerden bahsettiniz. Bu ateşli havale nedir? İşte buna neden olan sebepler nelerdir? Ateşli havale özellikle kış aylarındaki dediğimiz gibi enfeksiyonların artmasıyla sık karşılaştığımız, özellikle bugünlerde influenza'nın da artmasıyla sık karşılaştığımız bir durum. Bazen aileler görebilir, febri konvüzyon olarak da geçer. Febri konvüzyon, bu ateşli havale dediğimiz olan 6 ay 6 yaş arasındaki çocuklarda gözüken yüksek ateş, vücutta kasılma, gözlerde kayma, ağızda köpürme, bazen nöbet sonrası ciddi bir yorgunluk gibi olan durum bir sağlık sorunudur. Bu kasılma tüm vücutta da olabilir. Vücudun belli bir bölgesinde, sadece lokal da olabilir. Genellikle 15 dakikadan kısa sürer. Bu 15 dakikanın önemi büyüktür. 24 saatte tekrarlamaz. Genellikle de tüm vücutta kasılma olur. Tüm vücutta kasılma olması, 15 dakikanın altında olması ve özellikle 24 saatte tek seferde olması İyi prognozdur, iyi belirtilerdir. Mesela sadece şöyle kolda atma şeklinde oldu, bu daha tehlikelidir. Biz bunlardan daha çok korkarız. Tüm vücutta kasılma olduğu zaman aileler içlerini biraz daha ferah tutabilirler. Peki buna neler neden olur? Bunların daha çok enfeksiyon döneminde daha çok arttığı için virüsler, bakteriler, parazitler gibi enfeksiyon nedenler şey yapılıyor. Daha çok suslanıyor. Çevresel faktörler. Çevresel yani, faktörler. Mi? Artı genetik çalışmalarda gösterilmiştir. Yani ailesinde febri konvüzyon öyküsü olanlarda da sıklığı artmıştır. Ama kesin nedeni şudur diye net bir şey ortaya koyulmamıştır. Yani bu aile hikayesinde de görülebilir, öyle tabii, mi? Mesela ailelerinde, işte annesinde, babasında ya da birinci derece akrabalarda varsa aileler biraz daha mı dikkat etmesi lazım? Kesin söyleyemeyiz ama bir atıyorum %3-5 oranında risk bir miktar daha fazla. Anladım. Peki böyle bir rahatsızlık, bir havale geçiren bir çocuğumuz havale geçiriyor diyelim. O zaman ebeveynler nasıl müdahale edecekler ya da neler yapması lazım?
Yani hiç ailelerin evde istemediğimiz bir durum. Aileler yani çünkü öyle bir durumda aileler direkt panik çok oluyorlar. Çok panik olur. Çünkü. Yani ben de bu işin içinde olduğumda çocuk Allah korusun bir evde havale geçirsin. Panik olmamak elde diye zor bir durum. Ama ateşli havale dediğimiz olayda %80-90'ı ilk 5 dakikada. Bazıları 3-5 saniye sürer. Bazıları 1-2 dakika ama genel çoğunluğu %80-90'ı 5 dakikanın altında süreceği için bu süre içinde en azından aileler bilmeli ki sizlerin aracıyla anlattığımız gibi kısa sürede bu nöbetin duracağını bilmeliler. Onun harici ellerinde koruyucu havale ilaçları bazen böyle tüpler var şey yapılan yazılan onlar yoksa herhangi bir havale ilacı yoksa ilk defa geçiriyor diyelim aynen, ki. Aynen yapılan hiçbir hareket verilen hiçbir davranış havaleyi durduracak nitelikte değildir. Hmm. Bazen bu ne oluyor? Duşa sokma, evet. Ağzından su içirme veya başka bir şey veya böyle ısırma, ağrılı uyaran verme gibi bunlar havaleyi durdurmaz. Çocuğun o sırada ateşli havale dediğimiz için ateşi varsa ateş düşürücü verilebilir. Hasta mümkünse sırt üstü bir rahat bir açık alana alınmalı veya hafif yan dönmüş ve başı öne eğik şekilde beklenilmeli ve 112'ye hemen haber edilmeli. Ailelerin tek dikkat edeceği nokta dilin geriye kaçması. Yani ağzın içine dilin geriye kaçması durumunda belki çocuk havaleden etkilenmeyecek ama dil geriye kaçtığı zaman hava yollarına tıkayarak oksijensiz kalabilir. Yani onda da yapacakları evde elleriyle dili çekip öne doğru çekip hava yolunu açıp başını da hafif ön tarafa doğru eğmektir. Ve hemen mümkünse 112 aracılığıyla yani Kayserimizde 112 hizmetlerimiz hızlı. Evet. Neredeyse her mahallede 112 istasyonları da var. Hemen birkaç dakika içerisinde 112 ekibi de bu ateşli havalelere müdahale edebilecek durumdalar, eğitimdeler. İlk müdahalesi yapılır ve hastaneye güvenli bir şekilde getirilebilir. Evet. Peki şimdi az önce ilk başta bahsettiğimiz bu influenza dedik. İnfluenza'da belirtiler nelerdir? İnfluenza'nın belirtileri, influenza grip virüsü dediğimiz virüstür. ABC tipi vardır. En sıkı insanlarda hastalık yapan A tipidir. Aslında bazen Türkçe olarak bu paçavra hastalığı da geçer. Yani ciddi halsizlik, kırgınlık, bitkinlik, hani halk arasında dayak yemişimi gibi tabir gider. Tabii çocuklarda bu yine bu halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ziyade bunlar da olmasına rağmen ateş, yüksek ateş. Hı hı. Çocuklarda bir miktar 5 güne falan sürebiliyor. Öksürük, geniz akıntısı sık olduğu için öksürük de bir miktar bunu tetikliyor. Boğazı ağrısı, tahriş ediyor değil mi? Tabii boğaz ağrısı, öksürük, ateş, bazen bulantı kusma da yapabilmektedir. Peki bu durumda acile mi götürmeli ebeveynler çocuğu yoksa hani evde onların yapabileceği bir şey var mı? Yani ciddi yüksek ateşi yoksa normal ağrı kesicilerle falan verilebilir, şey yapılabilir ama en azından acil servislerden ziyade aile sağlığı merkezine, aile hekimlerine ilk zamanda başvursalar hem enfeksiyondan korunma açısından hem enfeksiyonu yaymama açısından ilk başta önerdiğimiz aile sağlığı merkezleri. Peki böyle sizin söylediğiniz gibi işte böyle çok halsiz çocuk boğazda öksürük var, geniz akıntısı var, ateşi var. Ne kadar sonra ya bu evde evet müdahale ettiler belki biraz ateş düşürücülerle falan müdahale etti anneler özellikle. Çünkü o noktada direkt devreye girebiliyorlar. İşte bir gün sonra bir gün daha devam ederse mi götürmesi lazım? İşte 6 saat sonra mı 2 gün evde bunları uygulayıp ondan sonra mı götürmesi lazım? Mesela aile hekimine götürdü diyelim, tedavi başladı. Daha çok bunlara nedir? Semptomatik tedavi veriyoruz. Hı hı. Ağrı kesici, tüm vücutta ağrı, ateş olduğu için ağrı kesici, ateş düşürücü veriyoruz. Burun tıkanıklığı olabiliyor bunlarda. Burun tıkanıklığı için serum fizyolojik veya burun spreyleriyle sürekli burnunu açmasını şey yapıyoruz. Şimdi öneriyoruz. Ne kadar sonra götüreceğiz biz o aile hekimine? Ya çocukta bu saydığımız belirtiler var. Evde aileler, anne işte biraz ateş düşürücü verdi, biraz işte ateşin düşmesi için nemli bez koydu, bir şeyler yaptı. Ama anladım. İşte ne kadar geçmezse aile hekimine başvurması lazım. Bu uygulamayı yaptık, 3-4 saat uyguladık diyelim. 38'in üzerindeki ateş devam ediyor. Evet. Solunumunda artma var. Öksürüğünde artma varsa. Sık nefes alıyor. Evet, sık nefes alıp verme varsa götürmeliler.
Evet, birkaç saat sonra birkaç saat götürmesi sonra. lazım. Peki bu tedavisi evet duruma çocuğun semptomlarına göre belirli ilaçlar veriliyor. Ama bundan korunmak için ne yapılması lazım? Korunmak için geçen yıl nasıl bu influenza vakasını hiç yaşamadık neredeyse. Evet. Burada maskenin koruyuculuğu, maske, mesafe, hijyenin koruyuculuğu bir miktarda kanıtlanmış oldu. Hı hı. Yine özellikle bu mevsimde pandemide devam ettiği için maske, mesafe, hijyen kurallarına yine uyulmalıyız. El hijyenine dikkat etmeliyiz. İnfluenza özellikle soğuk ortamı sever. Soğuklarda üreme şeyi daha fazladır. Evet. Bulaşma şeyi. Soğuk ve kapalı, havasız ortamlarda bulunmamak gerekir. Ve okul, kreş gibi yerlere de çocuklarda gripal enfeksiyon varsa kesinlikle gönderilmemesi lazım. Hı. Artı beslenme öneriyoruz bu hastalığa, şeylere, çocuklarımıza. Bu da C vitamininin zengin gıdaları. Bu da portakaldır, nardır, mandalinadır. Mandalina, elma. Mesela baldır, propolis gibi vücut direncini yükseltecek yiyecekler, içecekler öneriyoruz. Özellikle bu, birazdan geleceğiz o konuya da, ama bu pandemi sürecinde hepimiz artık bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için işte vitaminler alıyoruz, işte takviyeler alıyoruz. Çocukların da hani bu rahatsızlıklara yakalanmasını önlemek için propolis dediğiniz için soruyorum. Onlara da böyle takviye verebilir miyiz? Propolis veriyoruz. Hani bal yiyebiliyorsa normal bal öneririz. Propolis alerjisi verebiliriz. Yoksa tabii evet, ki alerjisi çocuğu. Yoksa zaten hani bunu vermeden zaten alerji olup olmadığını anlayamayız. Hı hı. Çocuğa verdiğimizde alerji olursa bir alerji testiyle bu ortaya çıkabilir. Ama baldır, propolistir. Dediğimiz gibi C vitamini de zengin gıdaları öneriyoruz. Bu gıdalardan ziyade mesela C vitamin tabletleri var ya da işte vitamin tabletleri var. Onlardan vermek etkili olur mu? Tabii ki en iyisi doğalıdır ama yine de biraz daha çocuk meyve yemiyor, sevmiyor. İşte o bağışıklığını güçlendirmek için o takviyeler kullanılabilir mi? Kesinlikle kullanıyoruz. Ben de kendi çocuğumda kullandım. Yani benim kendi çocuğum balı seviyor. Ama dediğiniz gibi bunların içerisinde mesela C vitamini ağırlıklı. Evet. Şimdi teknoloji, bilim de geliştiği için birçok vitaminler kompleks şekilde verilmiş. Jelibon tarzında, evet, tatlandırıcı, çocukları teşvik edici gıdalar da öneriyoruz. Yine tabii ki bunu biraz da hekime de danışmak tabii gerekiyor kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle, yani şey yapmadan, çünkü bazı sümen altı ilaçlar da satılabiliyor. Belli dozlarda çocuğa faydamız olacağı yerine, evet, toksik dozlara da sebep olabiliriz. Ve bunu aile aldı diyelim, neye göre kullanacak? Evet. Hani çocuğun biz kilosuna, yaşına, vücut direncine, ek hastalık olup olmamasına, hı, göre bunları öneriyoruz. Yani mesela işte bir tableti günde bir kere alması gerekirken aile işte hekime danışmadan günde iki kere ya da işte üç öğün yemeklerin arkasına veriyorsa tabii ki bu çocukta da farklı iyilik yapmaya çalışırken kötülük yapmış tabii olacağız yani aslında. Tabii yani bunu bir süre sonra mesela A vitamini dediğimiz vitaminlerin içerisinde fazla verildiği zaman toksiktir. Karaciğer yetmezliğine, böbrek yetmezliğine, evet, sebep olur. D vitamini çok yüksekte verdiğimiz zaman böbrek taşlarına sebep olur. O da ileride hipertansiyon sebebidir. Evet. Şimdi bu kadar aşılarla haşır neşir olmuşken işte dedik ki ishalin aşısı var. İşte rahatsızlıkların aşısı var. İnfluenza'nın aşısı var mı? İnfluenza aşısı da evet, yani gripal enfeksiyonun aşısı vardır. Burada gripal enfeksiyon aşısını da biz çocuklara ve erişkinlere öneriyoruz. Evet. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı programdan bahsedecek olursam, bu aşıyı her yıl öneriyoruz. Her yılda yapılması lazım. Nedeni de şu. Şimdi 2022'deyiz. 2021 Ekim Kasım'ı geçti. Bir yıl öncesi dünyadaki ülkelerden suçlar toplanıyor. En sık dünyada hangi virüs suçu varsa, evet, ona yönelik aşılar yapılıyor. Ve bir sene sonra o aşı uygulanmaya başlanıyor. Yani bizim şimdi bu pandemi sürecinde işte hatırlatma dozlarını olmaya başladık. Çünkü o hatırlatma dozları da biraz da değişiyor zaten. Tabii. Bu da sizin söylediğinizde işte o yıl hangi virüs ağırlıklı olarak görüldüyse etken maddesi o olarak ona yeni göre aşılar aşı yapılıyor. Üretiliyor ve o yıl, bir sonraki yıl o aşıyı uyguluyoruz. Ne zaman uyguluyoruz bunu? Bir daha çok Ekim'den sonra, Ekim-Nisan ayı bu gripal enfeksiyonlar, evet, şeyi zamanı. Özellikle Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'tan sonra yavaş yavaş azalır. Evet. Yaklaşık bir 7-8 aylık bir dönemde. O havaların ısınmasıyla bir doğru orantılı herhalde biraz da. Biraz evet, hem soğuk ortamı seviyor influenza. Kalabalık ortamda tabii her virüs daha çok yayınlanıyor. Evet. Onun için
Ve koruyuculuğu da bu aşının 8 ay olduğu için Ekim, Kasım, Aralık gibi. Özellikle Ekim'de başlıyoruz. Ekim, Kasım, Aralık gibi bu aşıların yapılmasını öneriyoruz. En pik yapacağı zamanda ve havaların en soğuk olduğu dönem evet. olduğu için orada yapılması Aralık, daha mantıklı. Aralık, Ocak, Şubat gibi koruyucu etkisi ortaya çıkmış oluyor. Peki bunun yan etkisi var mı bu aşının? Her aşının yan etkisi olabilir ama bunda da çok az gördük. Hani çok ciddi, siz de bir televizyoncusunuz. Hani çok fazla bir grip aşısı yan evet. etkisi görmemişizdir. Daha çok hani aşı yerinde normal, oraya da bir sonuçta iğne, yabancı isim olduğu için ağır olabilir, şişlik olabilir, hafif kızarıklık olabilir. Ya veya hafif baş ağrısı, kas ağrısı yapabilir. Böyle çok ciddi semptomlar evet, olacak bunlarda yani. Da ne yapıyoruz? Yani. Ağrı kesici, kas gevşetici vermekle evet. bu işten de kurtulabiliriz. Peki onu kaç yaşından sonra yaptırabiliriz? Diğerine dedik ki yani ishal için olana aylık olarak başlayabiliyoruz. Çocuklarda bunda... 6 ay altına önerilmiyor. Ve grip aşısının içinde yumurta etkenli maddeler olduğu için yumurta alerjisi olanlara kesinlikle önerilmiyor. Sağlık çalışanlarına ciddi şekilde öneriliyor. Veya daha önce bir sene önce aşı yapılmış, ciddi alerjik reaksiyon gelişmişse onlara önerilmiyor. Onun harici çocuklara doktor kontrolünde önerebiliriz. Şimdi özellikle halk arasında bu ayrımı yapmak çok zor olabiliyor. Ya da işte bu ayrımı yapamıyorlar. İnfluenza ve COVID. İkisinin arasındaki farklar neler? Bu şu an doktorları en çok sıkıntıya sokan ve en zor şeylerden birisi. Geçen yıl işte erişkinlerde de gördük. COVID'de tat koku kaybı evet. bizi bir miktar kurtarıyordu. Şimdi omikron varyantıyla birlikte, omikron varyantı biraz daha gribal enfeksiyon gibi kendini geçiriyor. Yalnız influenza'nın birkaç özelliği, daha çok çocuklar için söylüyorum, daha çok 38-39 derece ateş daha fazla influenza'da. Kas ağrısı, kırgınlık daha fazla, boğaz ağrısı daha fazla, burun akıntısı, hapşırık daha fazla. Bunların aynısı şeyde de olabilir. Ama 38'in üzeri çok görmedik yani geçen yıl çocuklarda şeyde COVID'de. Burun akıntısı az gördük. Hani solunum sistemini tutmayı daha az gördük. Ama tat koku kaybı bizi daha çok COVID'e doğru yönlendiriyor. Evet. Özellikle bu biz COVID'de geçen yıl sizin de bahsettiğiniz gibi bu gribal enfeksiyonları ya da üst solunum yolu enfeksiyonlarına çok fazla rastlamadık. Özellikle bu kış biraz daha bu semptomları gösteren ya da hastalık geçirenlere çevremize de çok fazla denk geliyoruz. Test yaptırdım, COVID değilim, negatif testim ama neredeyse hemen hemen aynı belirtileri gösteriyorum. Test negatif çıktı ama COVID miyim şüphesi hala insanların içinde var. Bu da bu ayrımı da biraz onların yapması gerekiyor. Kesinlikle herhalde. Evet. Yani daha yüksek ateş, burun akıntısı dediğimiz gibi, boğaz ağrısı, yaygın kas ağrısı bunlar daha çok bizi influenza'ya yönlendiriyor. İnfluenza veya COVID ikisi de semptomatik tedavi. İkisinde de kural belli. Kalabalık ortamlara girmemek. Evet. Bu şekilde semptomlarımız varsa, çocuklarda varsa okul ve kreşe bunları göndermemek yayılımı azaltır. Ciddi semptomumuz olmasa da dediğimiz gibi sürekli bu konuda acil servislere bunları meşgul etmememiz gerekiyor. Evet. Peki maske takma gibi enfeksiyondan korunma yöntemleri arasında özellikle işte çocuklardan bahsediyoruz bugün. Çocuklarda siz çünkü çocuk acilde sizi birebir onlarla muhatapsınız. Gördüğünüz yanlışlar var mı ya da tespit ettiğiniz eksiklikler var mı? Aynen bu konu ciddi ciddi hani bazen duyduğumuzda şaşırdığımız durumlar var. Bunların başında ailelerin veya bazı tabii çevremizdeki öğretmen arkadaşların şimdi süslü maskeler çıktı. Üzerinde evet. güzel desenli yani çocuklar şeyler. Çocuklar taksın biraz daha motive olsunlar diye. Cezbedici şeyler çıktı. Tabii aile bunu evdeyken veya kendileri başındayken kontrol altına alabiliyorlar. Evet. Okula gittiği zaman ailede çocuklardan duyduğumuz bu cezbedici şeyleri, maskeleri değişim yaptıkları. Birbirleriyle değiştirdikleri. İki çocuk kullandığı maskeleri mi değiştiriyor? Evet, maskeleri değiştirmeleri. Oo. Bu tamamen zaten hani kabul edilebilir veya tartışılması evet. bile söz konusu değildir. O çocukta gribal enfeksiyon da olsa, koronavirüs de olsa öbür çocuğa. Eğer bunu iki çocuk yapıyorsa haydi iki çocuk hasta. Evet. Topluca yapılıyorsa
Çok ciddi sıkıntı. Çocuklar birbirlerini çok fazla örnek alırlar. İki kişi yapıyorsa sınıfın diğer kalanları da mutlaka bunlar da ikili ikili en azından yani, öyle değişimi de gidebilirler. Çok sık duymuyoruz ama nadir de olsa duyduğumuz şeyleri var. Hmm. Ya bunun harici bunlar da özellikle sizlerin de aracılığıyla aileler özellikle bu konuyu bahsetmek istiyor. Çünkü çocuk eve geldiği zaman bunu öğretmen veya başka biri görmeden bilemez. Yani evet, aileler bunu özellikle çocuklarına vurgulamalılar. Maske takmayı nasıl anlatıyorsak, takmayı, işte hijyen kurallarını anlatıyorsak bu maskelerin değişilmemesi gerektiğini de anlatmak özellikle lazım. Özellikle sizlerin aracıyla buradan vurgulamamız lazım. Onun harici aileler alkol ıslak mendil yanına büyük ihtimal koyuyorlardır. Evet. Onun için ufak dezenfektanlar koyulabilir. Her lavabodan önce ve sonra ellerini yıkamaları tekrar tekrar vurgulanabilir. Okullarda bazen işte yemekhane gibi yerlerde öğlen yemeği durumları olduğu için benim önerim mesela masa var sırt sırta yemeleri. Tabii imkan yani varsa. Karşılıklı değildi değil mi? Aynı masada oturuyoruz, karşılıklı değil. Şimdi şehir hastanesinin planı gibi çapraz oturma şeklinde yapılabilir. Her hapşurduğu zaman, öksürdüğü zaman elini kapatması söylenebilir çocuğa ve hemen elini yıkaması. Bunlar çok basit ama ciddi enfeksiyonu önleyici evet, tedbirlerimiz. Peki şimdi ilk başlangıçta da konuştuk. Çocuk yoğun bakımın oradaki işleyişini, oradaki işte kırmızı, sarı, yeşil alandan bahsettik. Benim merak ettiğim çocuk acile, erişkin acil arasında bir fark var mı? Çocuk acil ile erişkin arasında çocuklarda koronavirüs açısından semptomlar bizde daha az. Özellikle solunum semptomları daha az. Ateş daha az 38'in daha hafif geçiyor. Erişkinlerde ciddi akciğer tutulumu varsa bunlar ciddi solunum sıkıntısıyla, ciddi ateşle başvurabiliyorlar. Peki yoğun bakım hastaları arasında var mı? İşte çocuk ve yoğun erişkin bakımda olarak. Geçen yıl şu varyantlardan önceki dönemden bahsedeceğimiz olduğumuz zaman koronavirüs çocuklarda hafif semptomlarla atlatıldı. Yoğun bakım yatışımız yok denecek kadar az. Hani genelde bu hastalar yoğun bakım acilden çıktıkları için genelde evet, biz yatırıyoruz. Bazen altta kalp hastalığı, akciğer hastalığı, bu prematürite dediğimiz erken doğum gibi bir altta yatan bir hastalığı varsa, bu da benim tam sayıyı hatırlamıyorum ama 3-4 hastamız falan yattı yoğun bakıma. Ama erişkin yoğun bakım, benim eşim aynı Kayseri Şehir Hastanesi'de kardiyoloji uzmanı, onlar pandemi yoğun bakımda nöbet tutuyorlar. Evet. Oradaki hastaların da özelliği aşısız olmaları, %90'ın üzerindekiler. Aşısız ve aşıya karşı olan kişilerden oluşmakta ve tedaviye dirençli bunlar. Yani tedaviye yanıt vermiyorlar. Evet. Zaten hastalığın en iyi tedavisi erişkinler için özellikle çocuklar için onları daha iyi tutabiliriz. Hastalığı kabul etmek ve tedaviyi kabul etmekle başlıyor aslında. Onlar da evet bu tür bir tedaviye psikolojik olarak kendilerini hazırlamadıkları için cevap verme olasılıkları da o cevap zaman verme yok. Yani bunun sonucunda da yoğun bakımın %90'ı bu kişilerle oluşmakta. Evet. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok değerli bilgiler ilettik izleyicilerimize ama son olarak pandemiyle ilgili buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Pandeminin hala devam ettiğini, aşılamanın yanında maske, mesafe, hijyen kurallarımıza uymamızın önemli bir etken olduğu, aşı olmazsa olmazımız olduğu, özellikle kış mevsiminde kalabalık ortamlardan, havasız ortamlardan uzak durmamız gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla vurgulamak isterim. Evet, çok teşekkürler, çok sağ olun katıldığınız için. Evet değerli izleyenler, 45 dakikada biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.